Mersin'de Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen çevre konusunda çalışmalar yürüten dernek temsilcileri balık çiftlikleriyle ilgili tepkilerini dile getirdi. Açıklamaya Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'da destek verdi. Temsilciler adına açıklama yapan Avukat Semra Kabasakal, bölgeye kurulması planlanan balık çiftliklerinde kullanılacak olan çeşitli kimyasallar, ilaçlar, antibiyotikler ve yemlerle denizin kirletileceğini savundu. Basına ve kamuoyuna. Mersin halkı balık çiftliklerine karşıdır. Mersin'de halkın yerel yöneticilerin, STK'ların, meslek odalarının tüm itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgemizde kurulması planlanan balık çiftliklerinde kullanılacak çeşitli kimyasallar, ilaçları, antibiyotikler, GDO'lu yemler ve ölü balıklar ile denizimizi çöplüğe dönüştürecek 20 şirketin ÇED olumlu kararlarını onaylamıştır. ÇED raporlarının içeriği incelendiğinde bilimsellikten uzak raporların içerik bilgileri ve hesaplamalarının yanlışlarla dolu olduğunu görüyoruz. Raporlar kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın balık çiftlikleri konusunda bilgisiz olduğu da ortaya çıkmıştır. Şirketlerin rant uğruna kamu kaynaklarımızı zarara uğratacak olan balık çiftliklerinin kurulum kriterlerine bakıldığında bölgemizin iklim şartları ve denizimizin akıntı hızının uygun olmadığı görülmüştür. Akıntı hızının uygun olmamasından kaynaklı balık çiftliklerinde kullanılacak malzemelerin ve çiftliklerin kıyıya yakın kurulum planından dolayı denizimiz çok kısa sürede kirleneceği de açıkça ortadadır. ÇED raporlarında yazılan balık çiftliklerinden kaynaklanan ve doğrudan denize ekosisteme bırakılan yenmemiş balık yemleri, balık dışkıları, idrar, mukus ve ölü balıkları organik kirliliği yaratabilmektedir. Ve organik kirlilik özetle azot ve fosfordan kaynaklı kirlilik denizin ekosisteminde çevresel sorunlara neden olacak birincil etken olarak kabul edilmektedir yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı balık çiftliklerinin zararlı olduğunu da açıkça vurgulamıştır. Balık çiftliklerinin kurulum kararları 2008 yılında alınmıştır. Mersin bir turizm merkezidir. Balık çiftlikleri 2008 yılında alınan eski bir kararla kurulması bölgenin turizm sektörünün 2008 yılından günümüze kadar çok gelişmiştir. Balık çiftliklerinin kurulacağı bölgeler, turizm bölgeleri birinci derecede doğal sit ve arkeolojik sit alanları olarak da ilan edilmiştir. Bu nedenle Mersin Valiliği'nin 2008 yılında almış olduğu karar güncel değildir artık. Güncel olmayan bir kararla balık çiftliklerinin kurulması da yasaya aykırıdır. Balık çiftliklerinde kullanılan yemler GDO'ludur. ÇED raporlarında tesislerde ölen balıkların balık yeminde kullanılacağı maalesef yazılıdır. Ölü balıkların balık yeminde kullanılacak olması yasa ve insan koşullarına aykırıdır. Onaylanan ÇED raporları ÇED kanunu ve yönetmeliklerine ayrıca ülkemizin taraf olduğu uluslararası Bern, Barcelona ve CITES sözleşmelerine ve uluslararası doğayı koruma birliğine ucuna aykırı olup kurulması planlanan balık çiftliklerinin bölgeye verebileceği toplam kümülatif etki değerlendirmesi de yapılmamıştır. Balık çiftlikleri bölgemizde turizmi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bizler Anamur, Aydıncık ve Silifke'de kurulum planı yapılan balık çiftliklerinin bölgemize vereceği zararı engellemek, yaşam alanlarımızı korumak için 20 şirketin olumlu ÇED raporlarına karşı iptali için idare mahkemesine dava açtık. Balık çiftliklerine karşıyız. Doğal balıkçılığın geliştirilmesini ve denizimizin temiz kalması için mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kuruluşları sayıyorum. Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Mersin Tabip Odası, Mersin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İçer Sanat Kulübü,
Mersin Elektrik Mühendisleri Odası, Mersin Mimar Odası, Tarsus Çeksam, Mersin Çevre Dostları Derneği, Mersin Çocuk Hakları Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Mersin Barosu bu konuda bize desteklerini vermiştir. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerde çalışan üyelerinin işten çıkartıldığını öne sürerek, tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla şehrin mimarı olan işçilerimize dokunmayın dedi. Halil Özdemir, Mersin'de sendikasının geleneksel hale getirdiği iftar programına katıldı. Programa Hak İş Mersin İl Başkanı ve Hizmet İş Tarsus Şube Başkanı Hüseyin Gün, Öz Büro İş Mersin İl Başkanı Haydar Aratekin, Şube Sekreteri Mehmet Yüce, Kültür Sanat Komite Başkanı Gürhan Demirci, Yönetim Kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri, üyeler ve aileleri katıldı. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de Hizmet İş Sendikası'na ve Hak İş'e karşı bir saldırı başladı. Özellikle CHP'li belediyeler seçimi kazandıktan sonra ilk işi şehrin temizliğini yapan, o şehrin emektarı, 24 saat o şehre hizmet eden insanları zorla sendikalarından istifa ettirmeye çalıştılar. Birinci kademe istifa ettirmek, ikinci kademe istifa etmeyenlerin zorla yerlerini değiştirmek, ondan sonra da işten attılar. Biz özellikle şunu diyoruz, bu şehre hizmet eden, bu şehrin 24 saat temizliğini, hizmetini yapan, mimarları olan işçilere dokunmayın. Bir belediye başkanı bir şehrin şehri eminidir. Yani o şehre hizmet etmek için gelir. O şehre insanları ekmeğinden etmek, rızkından etmek için gelmezler. Şu anda gariban işçiler Ramazan ayında, önü bayram, herkesin borcu var, çocuklarının ihtiyaçları var, kredi borcu var ama hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan kapının önüne bıraktılar. Tehditle Hak İş'ten ve Hizmet İş'ten istifa ettiriyorlar. Ben özellikle size şunu söyleyeyim. Türkiye'de belediyelerde taşeronlarla beraber 400 bine yakın işçi var. Dikkat edin, AK Parti iktidarı geleli 17 seneye yaklaştı. Biz hiçbir belediyeye müdahale etmedik. İşçiler yine kendi sendikalarında beraber çalışıyorlar. Ama bu CHP'li belediyeler seçimi kazanır kazanmaz şehre nasıl hizmet ederim, vatandaşa nasıl hizmet ederim anlayışını bırakarak sadece işçilerle, Hak İş'le ve Hizmet İş'le uğraşıyor. Zaten işçilerimiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Biliyorsunuz 696 ile alakalı çıkan bazı arkadaşlarımız kadroya geçtiler. Özellikle Hak İş ve Hizmet İş Sendikası'nın yıllardır verdiği mücadele neticesinde 1 milyondan fazla taşeron işçisi kadro aldı. Dünyada bir ilk oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Aslan'ın girişimleriyle bütün taşerondakileri kadroya geçirdi. Taşeronlar mafyanın elinden kurtuldu. Kamudakiler tam kadroya geçti. Belediyedekiler belediyelerin şirketlerine geçti. Ha geçişlerde tabii ki ufak tefek eksiklikler var. Ufak tefek sıkıntılar var ama Genel Başkanımız 24 saat bununla mücadele ediyor. Bakanlıkla görüşüyor, hükümetle görüşüyor. İnşallah en kısa sürede bütün arkadaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için mücadelelere devam edeceğiz. Kamuoyunu en çok meşgul eden bir de kıdem tazminatı. İşte kıdem tazminatında Hak İş Konfederasyonu haksız yere eleştiriliyor. Genel Başkanımız her defasında söyledi. Kıdem tazminatında yeni düzenlemede Genel Başkanımızın bütün programlarda söylediği hiçbir arkadaşımızın hak kaybı olmayacak. Hiçbir arkadaşımız haklarından geriye gitmeyecek. Geçmişte çalışan arkadaşlarımızın kıdem tazminatına herhangi bir zarar gelmeyecek. Bundan sonra yeni nasıl bir taslak hazırlanacak, onu da mutlaka sendikalar, genel başkanımız, konfederasyonumuz izleyecektir ama bundan sonra fona aktarılacak olan insanların kıdem tazminatı hakları belediyeden, devletten eşit şekilde kesilerek fona aktarılacak. Bundan sonra emekli olan arkadaşlarımız hak kaybı olmadan mevcut haklarını fondan alacaklar. Türkiye'de 14 milyondan fazla sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı işçiler var. Bunların hemen hemen %70'i 80'i kıdem tazminatı alamıyor. Hak İş Genel Başkanımız diyor ki bütün işçiler kıdem tazminatı alsın. Kaç yıl çalışırsa çalışsın kıdem tazminatı alsın. Sadece kamudakiler veyahut da belediyelerde çalışanlar değil, organize sanayinde çalışanlar, esnafta çalışanlar, özel şirketlerde çalışanlar da kıdem tazminatı alsın.
İşçi kardeşlerimiz şunu bilsin. Hakış Konfederasyonu kıdem tazminatında kesinlikle işçi ve emekçi arkadaşımızın hak kaybının olmayacağına garanti ediyor. Mersin'de 2,5 milyon lira istedikleri iş adamı ve ortağını halıya sararak kaçıran, ardından darp edip başlarına silah dayayarak tehdit eden 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Kaçırılan mağdurlara saatlerce işkence yapan kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İş adamının halıya sarılarak evden çıkarılma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mersin'in Mezit ilçesinde ikamet eden BK isimli iş adamı 4 kişi tarafından darp edilerek ağzı bantlanıp cep telefonu, saati ve parası alındıktan sonra halıya sarılarak evinden kaçırıldı. Toroslar ilçesinde bir eve götürüldü. Ardından ortağını da kaçıran kişiler onu da BK'nin bulunduğu eve getirdi. İş adamı ve ortağını burada darp eden, üstlerindeki paraları alarak başlarına pompalı tüfek dayayan kişiler 2,5 milyon lira zarar ettirildiklerini, bu parayı vermezlerse kendilerini öldüreceklerini söylediler. İş adamını ve ortağını darp eden kişiler ardından yakalanmamak için başka bir eve geçti. Kaçırılan şahısların akrabalarının polise kayıp ihbarında bulunması üzerine çalışma yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler İK, AK ve CK'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler kimliği belirlenen dördüncü kişinin de yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle mezarlığı çevresini koruyan teller çalındı. Olay Tarsus ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Sucularlı mahallesinde yaşandı. Mezarlığa ait 100 metre uzunluğundaki çit telleri çalındı. Mezarlığa ziyaret için giden vatandaşların ihbarıyla mezarlıktaki çit tellerinin yerinde olmadığını gören muhtar Mustafa Yıldırım durumu yetkililere bildirdi. Gördüğünüz gibi kapımız var ama tellerimiz maalesef duvarımız yok. Tellerimizi çalındı. Bunu da gördünüz. Kapının olması da pek bir işe yaramıyor. Yani. Burası yabani hayvanlar giriyor. Geceleri köpek domuz çok var buralarda. Bir an önce yapılsa daha iyi olur. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan daha önce yaptırmışlardı. Ama hırsızlar maalesef çaldı. Tekrar takılırsa çok iyi olur. Köyde başka hırsızlık oldu mu? Ara sıra oluyor evet. Mesela geçen daha iyi önceki zamanlarda şurada su deposunun güneş panelini çaldılar. Meski tarafından tekrar yapıldığı yerine getirildi. İşte burası da bir an önce yapılırsa çok iyi olur. Yani yabani hayvanlar burada işte mefhur bulunan cenazelere de zarar verebiliyor mu? Verir, belki de yani cesedi çıkarabilir. Domuzlar çok fena domuzlar, çok aşırı domuzlar. Mersin polisi bir seraya düzenlediği operasyonda 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdeniz ilçesi Anadolu mahallesinde bir kişinin serada Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Araştırma sonucunda ekipler şahsın Hint kenevirini yetiştirerek esrar haline getirerek satacağını tespit etti. Çalışmaların ardından seraya operasyon düzenleyen ekipler 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Sökülen Hint kenevirleri görevliler nezaretinde yakılarak imha edildi. Serada Hint kenevirlerini yetiştiren kişi tutuklandı. Mersin'in Erdem ilçesinde Kod Erdemli adlı robotik kodlama atölyesi projesinde eğitim alan öğrenciler tarafından üretilen teknolojik ürünler ve kodlanmış robotların yer aldığı bilim şenliği büyük ilgi gördü. Akdeniz Ortaokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte göz sağlığını koruması için fazla yaklaşınca kendini kapatan monitör, madencilerin kullanması için geliştirilen zehirli gaz algılayıcı baret,
dokunulmasıyla müzik çalan, içi su dolu bardak ve meyveler, ışığı görünce hareket eden böcekler, gezegenlerin hareketlerini gösteren robotlar, çizgiyi takip eden ve taşımacılıkta kullanılması öngörülen çeşitli robotlar sergilendi. Maden işçileri bunları takıyor. Gaz sensörü gazı ölçüyor ve eğer gaz zehirliyse ledi yakıp gazını öldürüyor. Çok gürültü olduğu için gazı bu elektriği tuttuğumuzda su ve meyve iletken olduğu için yani dokunduğumuzda çalıyor. Benim yaptığım proje göz sağlığını korumakla ilgili. Öncelikle buradaki sensörümüze 35 santimetrelik bir sınır koyduk kodlayıp. Eğer bu sensöre 35 santimetreden fazla yaklaştığınız anda ekran kendini uyku moduna alacak. Siz uzaklaştığınızda açılıp işlerine devam edecek. Otomatik sanayi ve fabrikalarda olabilir mekanik olarak yaparsan. Bir yerden bir yere taşıma işine yarıyor. Şimdi bu maket olduğu için fazla bir şey kaldıramıyor ama bunun böyle demirden yapılmışları da var. Ekim ayında da kodlama atölyesinde oluşturduk yerel imkanlarla. Bugüne kadar 37 okulda 4024 öğrenciye kodlama eğitimi verildi. Buradaki asıl amacımız çocukların düşünmesi, tasarlaması ve bunları üretime dönüştürmesidir. Öğrencilerimize geleceğin okur yazarlığını öğretmek amacıyla çıktığımız yolculuğumuzda Kodlar Demre atölyemizde 42 eser öğrencilerimiz tarafından oluşturuldu. Bugün burada bunları sunmanın öğrencilerimizle birlikte gururunu yaşamaktayız. Hepsi birbirinden değerli ürünlerimiz. Birçok üründe kendi parçalarını 3 boyutlu yazıcıdan çıkardılar ve burada mühendislik, teknoloji ve matematik bilimini de işin içine koydular. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklara başladı. Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor. Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budanmasıyla tamir ve bakım işlemlerini de periyodik aralıklarla devam ettiren ekipler çiçek ekimlerini de sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlara Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılmak üzere mevsimlik çiçek temini yapılırken vatandaşların kaybettikleri yakınlarının mezarlarına dikmeleri amacıyla 4 merkez mezarlıkta ve 9 ilçedeki mezarlıklarda 100 bin adet çiçek dağıtımı yapılacak. Irak'ın kuzeyindeki Kanirash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Şık'ın anısına Anamur'da oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi. Halil İbrahim Şık, 2018 yılı 2 Şubat tarihinde Anamur'da son yolculuğuna uğurlandı. 1 hektarlık alana 400 adet fıstık çamı dikilen etkinlik, Anamur ilçe müftüsü Zeynal Abidin Çınar'ın okuduğu duayla başladı. Duanın ardından Anamur ilçe kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve Şehit İbrahim Şık'ın eşi Ece Şık ve vatandaşlar Er Halil İbrahim Şık hatıra ormanına 400 adet fıstık çamı dikti. Mersin'de başından vurularak yaralanan köpek, belediyenin veterineri tarafından tedavi edildi. (Gülüyor)
Vatandaşların sokakta gördüğü yaralı bir köpeğe ilişkin ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı ekibi olay yerine gitti. Ekibin sokaktan alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdüğü Golden Rottweiler cinsi köpeğin kaş kısmından kurşunla yara aldığı tespit edildi. Olayın silahla yaralama olduğunu ve enfeksiyon geliştiğini belirleyen veterinerler hayvanı ameliyata aldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan köpeğe Gold ismi verildi. Bu arada Mezit ilçesinde bir aracın çarpması sonucu sağ arka ayağında çok parçalı kırık olan köpeğe de ameliyatla platin takıldı.